Detaylı bir bütçe hazırlamak, tasarruf yapmak ve fazla harcamaları kontrol etmek için çok iyi bir yöntemdir. Ama herkesin bir bütçe hazırlamak için düzenli olarak bilgisayar başına oturmaya zamanı ya da isteği olmayabilir. Hatta daha önce bir bütçe hazırlamayı denemiş ama başaramamış olabilirsiniz. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Finansal durumunuzu kontrol etmek için bilgisayarda çizelgeler hazırlamak dışında seçenekler olduğunu da bilmelisiniz. Finansal durumunuzu yönetmek için öncelikle temel ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğinizden emin olmalısınız. Bunun için biraz matematiğe gerek duyacaksınız ama korkmayın. Karmaşık denklemler çözmeniz gerekmeyecek. İşe aylık giderlerinizi not ederek başlayın. Bu giderlere örnek olarak kira, varsa kredi ödemelerini, fatura ödemelerini, sigorta ve kredi kartı ödemelerini verebiliriz. Sonra Gerekli olan diğer giderleriniz, örneğin market ve ulaşım harcamalarınız için tahminde bulunmaya çalışın. Bu rakamları topladığınızda sabit giderlerinizi, yani her ay düzenli olarak ayırmanız gereken miktarı elde etmiş olacaksınız. Fatura ödemeleri söz konusu olduğunda hatırlatmalar kurarak ödemeyi isterseniz son ödeme tarihinden önce de yapabilirsiniz işinizi daha da kolaylaştırmak için bankaların hizmet olarak sundukları otomatik ödeme talimatlarını da kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde ödemeniz gereken miktar her ay banka hesabınızdan ya da kredi kartınızdan çekilecektir. Otomatik ödeme talimatları sayesinde zaman kazanabilir ve faturalarınızın zamanında ödendiğinden emin olabilirsiniz. Kafanız rahat eder. Tabii bu ödemelerin yapılabilmesi için banka hesabınızda yeterli para ya da kredi kartınızda yeterli limit olduğundan emin olmanız gerekir. Kredi kartı kullanıyorsanız, gecikme faizi ödememek için ayrık borcunuzun tamamını ödemeyi hedefleyin. Otomatik ödeme kavram olarak içinize sinmiyorsa, denedikten sonra talimatları istediğiniz zaman iptal edip ödemeleri kendiniz yapmaya devam edebilirsiniz. Otomatik ödemeler sayesinde borcunuz varsa bu borç için ya da birikim hesabınıza düzenli olarak para da aktarabilirsiniz. Birikim yapmakta zorlanan biriyseniz bu gibi otomatik işlemlerin çok faydalı bir yöntem olduğunu göreceksiniz. Birikim yapmak istiyorsanız bu otomatik aktarım talimatlarını kendi kendinize yaptığınız bir fatura ödemesi olarak düşünün. Miktarlar az olsa bile birikim yaptığınızda acil bir durumda ya da emeklilik için kendinize bir fon yaratabilmeniz için kenarda biraz paranız olur. Sabit gider, düzenli ödeme ve birikim hedeflerinizi hallettikten sonra arda kalan parayla ne yapacağınız konusunda biraz daha esnek olabilirsiniz. Eğer arka arkaya fazla harcama yaptığınızı görürseniz harcamalarınızı takip etmeniz gerekebilir. Bunun için zarf metodunu kullanmak son derece kolay bir çözümdür. Eski usul bir yöntem gibi görünse de, her ay market, ulaşım, yeme içme ve genel alışveriş için ayırdığınız parayı farklı zarflara koymak, harcamalarınızı sınırlamanıza yardımcı olabilir. Ve eğer zarfa koyduğunuz paradan fazlasına ihtiyacınız olduğunu görürseniz, takip eden aylarda bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Harcamalarınızı takip etmenin bir diğer yolu, onları kolayca kategorize edebilmek için tek bir kredi kartı ya da banka kartı kullanmaktır. Tek bir kart kullandığınızda her ay tek bir ekstra olacak. Bu de neye ne kadar para harcadığınızı görebilecek ve böylece fazla harcamalarınıza müdahale etme şansınız olacaktır. Buna ek olarak bankaların harcamalarınızı kategorize ederek size bilgi veren online hizmetler sunduklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu hizmetlerden faydalanıp yaptığınız market, eğlence ve yeme içme harcamalarının ne kadar olduklarını tahmin edebilirsiniz. Ayrıca çoğu bankanın harcamalarınız belirli bir miktarın üzerine çıktığında size uyarı gönderen hizmetleri de var. Tek bir kart kullanmakta zorlanıyorsanız, para yönetimi program ya da aplikasyonları bu hesapları sizin için birleştirip harcama ve birikimlerinizi takip edebilir. Bu program ve aplikasyonlar harcamalarınızı analiz edip bir kategoride fazla harcama yaptığınızda size uyarı da gönderebiliyorlar. Son olarak eğer harcamalarınıza sınır koymak size zor geliyorsa, hedeflerinizden birini kendinize ödül olarak belirleyin. Bu ödül uzun bir hafta sonu kafanızı dağıtmak ya da pahalı ama çok istediğiniz bir şey için kenara biraz para ayırmak olabilir. Kendinizi ödüllendirirseniz finansal durumunuzu yönetmek için motive olabilirsiniz. Tabii bu arada kendinizi ödüllendirmek adına fazla para harcamaktan da kaçınmalısınız. Detaylı bir bütçe motivasyonel bir araç olsa da, harcamalarınızı kısmak ve tasarruf yapmak için tek seçenek değildir. İşin püf noktalarını bildikten, yani temel ihtiyaçlarınızın karşılandığından, borçlarınızın ve birikimlerinizin yönetildiğinden ve fazla harcama yapmadığınızdan emin olduktan sonra finansal geleceğinizi güvence altına almış olacaksınız.